Sevgili Samsunspor taraftarı, sevgili Samsunlular, Adana maçıyla alakalı ve önümüzdeki gündemle alakalı taraftar grupları başkanlarımızla birlikte açıklama yapmak için buradayız. Yanlış anlaşılmalar, yanlış bilgiler ortadan kaldırılsın diye konuşma gereği duyduk. Adana'ya biz taraftar grubu başkanlarımızla birlikte her yere gittiğimiz gibi 2-3 gün önceden gidiyoruz. Oradaki havaya bakıyoruz, atmosfere bakıyoruz. Çünkü bütün taraftarımız, bütün gençlerimiz, kardeşlerimiz bizlere emanet olduğu için, sorumluluğumuz büyük olduğu için önceden gidip havayı kokluyoruz. 3 gün önce gittiğimizde Adana'da gerçekten formalarımızla şehir merkezinde gezdik. En ufak sıkıntı yok. Çok güzel bizi ağırlayan arkadaşlarımız oldu bizi Adana'dan. Kendilerine buradan teşekkür ediyoruz. Maç şeyine, atmosferine gelince, maç zamanı stada girerken gerek ayakkabılarımız çıkarıldı, ince aramalar falan yapıldı. Hiçbir sorun yok. Her yerde aynı şey yapılsın. Kimi yerde yapılıyor, kimi yerde yapılmıyor. Stadyuma girdik. Örnek vermek gerekirse bizim buradaki Şirinler tribününden deplasman tribününe oradaki taraftarlar bizim tarafımıza geldi. Yani Şirinler tribünden, maratondan veya kapalıdan bizim deplasman tarafımıza geldiğini düşünün. Burada emniyet yönünden çok büyük eksiklik, çok büyük suistimal oldu. Çünkü bizim olduğumuz yerde de emniyet güçleri yoktu. Onlar herhalde, bilmiyorum, bu zamana kadar böyle bir şey olmadığı için en altta falan durmuşlar. Olaya müdahale etmeleri çok geç sürdü. Orada saldırı girişiminde bulunan insanlar, farklı gruplar var kendi aralarında. Aralarının iyi olmadığı söyleniyor. Olayın da bundan ibaret olduğu söyleniyor. Samsunspor taraftar gruplarını oradaki grup arkadaşlar çok güzel karşılamış. Ama öbür arası olmayan gruplar, siz nasıl karşılarsınız diye kendi aralarında bir çatışma olmuş. Ona istinaden 150-200 metre oradan gelip aralarda bir dünya kapı olması gerekirken, güvenlik güçleri olması gerekirken çok rahat bir şekilde bizim yanımıza kadar demir sopalarla, bıçaklarla, demir sopaların ucularına jiletle bıçak bağlayarak bizim oraya kadar geldiler. Pankartımızı indirmeye kalktılar. Tabii gerekli savunmamızı yaptık. Pankartımızı aldık. İkinci ara gördüğünüz gibi pankartımızı ön tarafa astık. Sosyal medyalarda konuşuluyor. Pankartını aldık falan diye. Pankartımız burada. Bununla ilgili de girişimde bulunduk Samsunspor olarak. Samsunspor'a pankartımızı federasyona dilekçe yazıp stadyumda topçularımız inşallah sahaya çıkacak. Gerekli izinleri federasyon verirse o pankartımızla sahaya çıkacağız. Buradan Samsunspor taraftarına da duyulur. Buradan bir şeye daha değinmek istiyorum. Belediyelerimiz bizlere destek veriyor. Ama bu destek yeterli değil. Bunlar il başkanları tarafından sıraya koyulmuş bir şekilde gidiyor. Samsunspor taraftarı çok büyük bir camia. Burada bizim dolduramayacağımız deplasman yok. Ama imkansızlıklardan dolayı 200 kişi, 300 kişi gidiyoruz. Buradan bütün şehire sesleniyorum. Bütün kurumlara, belediye başkanlarına, bütün iş adamlarına sesleniyorum. Samsunspor'umuzun olduğu durum belli. Desteğe ihtiyacı var. Bize destek olun, takımımızı desteklemeye gidelim. Bununla ilgili burada bizim yönetici kardeşimiz Zafer Erdoğan var. Zafer Erdoğan'ın elini kolaylaştırın, ona sahip çıkın. Biz bu şehrin çocuklarıyız, bu memleketin çocuklarıyız. Samsunspor bizim en önemli markamız. Onun için bizleri yalnız bırakmayın, biz de orada takımımızı yalnız bırakmayalım. Seyirci en büyük güçtür. Bununla ilgili desteklerinizi bekliyoruz. Aynı zamanda orada reislerimizle, başkanlarımızla çocuklarımız hakkında mücadele verirken aynı zamanda da orada bir kamuoyu oluşturduk. Oluşturmamız lazımdı. Hem takımımızın can güvenliği yok. Emniyet açısından çok büyük eksiklikler oldu. Orada idarecilerimizle, vekillerimizle, belediye başkanlarımızla, il başkanlarımızla istişare yaptık. Sağ olsunlar, bize çok acil bir şekilde döndüler. Bu özlenen tablo. Orada arkadaşlarımız da yanımızdaydı. Reislerimiz, başkanlarımız da yanımızdaydı. Çok özlenen bir tablo. Gerek Fuat vekilimiz olsun, gerek MHP İl Başkanımız, AK Parti İl Başkanımız, milletvekillerimiz Ersun Aksu, Bakanmış, Sayın Bakanımız, Sayın Valimiz, ismini sayamadıklarım kusura bakmasın. Yani bize
Basın bize çok büyük şey gösterdi. Basına buradan ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Anında kamuoyunda bu işi duyurdu. Onların faydalarını gördük. Hemen olağanüstü bir güvenlik alındı her anlamda. Bu Sayın Vekilimiz, Fuat Başkanımız Emniyet Genel Müdürü'yle görüştü. Sayın Valimiz aradı, kulüp başkanları arandı. Bu anlamda çok özlenen bir tabloydu. Bunu her anlamda şey yapmak istiyoruz. Destek anlamında da bunu görmek istiyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Yani siyasi olarak değil konuşmamız. Kimse yanlış anlaşılmasın. Allah hepsinden razı olsun. Bize orada sahip çıkıldı. Haklı olduğumuz yerde biz bunları görmek istiyoruz. Özlenen bir tabloydu. Bununla ilgili ayrıca teşekkür ediyoruz. Ümit Başkanım. Ali abim gereken her şeyi konuştu. Bizler Ali abinin öncülüğünde Samspor Grup Başkanları olarak gittiğimiz her ilde 2 gün 3 gün kala buradan gelecek olan Büyük Samspor taraftarının nasıl sağlıklı bir şekilde maç izletebiliriz, nasıl organize ederiz o kardeşlerimizi sağlıklı bir şekilde gelip sağlıklı bir şekilde memleketimize dönüşünü yapmak için elimizden gelen bütün imkanları seferber ediyoruz. Adana'da da yaşanan bu olayı kınıyoruz. Adana Emniyeti'ni kınıyoruz. Bizler ince aranıp, çok ince bir şekilde aranıp orada bu olayların maçtan önce, bu satırların, bıçakların, sopaların vesaire maçtan önce organize yapılmış olduğunu dile getiriyoruz. Bizim Samsun kamuoyunda, medyada da Ali abim her şeyi dile getirdi. Sosyal medyada bayrağımızın alındığına dair söylentiler var. Samspor bayrağımız bizim namusumuzdur. Bayrağımız bizim hiçbir zaman yıllarca inmediği gibi bu saatten sonra da hiçbir taraftarın, kimsenin gücü yetmez. Biz Samsporluyuz. Bu şehrin evlatlarıyız. Bayrağımız inmez. İnşallah federasyona da Samspor yönetimimiz müracaatta bulunmuş. Gereken yapılacak. O bayrağımızla beraber futbolcu kardeşlerimiz çıkacak. Bizler hep beraber cami olarak hep beraber güçlüyüz. Bu saatten sonra biz sadece Samspor'umuza, cami olarak Samspor'umuza hep destek, tam destek diyoruz. Belediye başkanlarımızı, sivil toplum örgütlerimizi, herkesi bizlere destek vermeye davet ediyoruz. Saygılar. Buyurun Volkan kardeşim. Şimdi konunun ana hatlarına Tonguç abi ve Ümit abi değindi. Adana'da yaşadığımız olaylar üzücüydü, düşündürücüydü Türk futbolu adına. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir konu vardır. Şehrin dinamiklerini görmesi gereken bir konu vardır. Bu sportif faaliyetler bir Samsun Spor sadece bir maç aksiyonu değil. Bunun önünde, arkasında çok büyük emekler var, çok büyük hazırlıklar var abilerimin de, kardeşlerimizin de. Birçok bu süreci ortaya koyabilmek için ortaya koyduğu önemli gelişmelerden geçiyoruz. Ki orada da yaşadığımız bir olay faciaya da dönüşebilirdi. Bizlerin sağduyulu olmasının sebepleri, bizlerin orada farklı müdahalesinin sebepleri böyle oldu. İşte Başkanımız Yüksel Yıldırım açıklama yaptı, gereken duruşu gösterdi. Ona da ayrıca teşekkür ediyoruz. Sayın yöneticimiz Zafer keza öyle. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Biz bir şehrin toplamının temsili olarak oraya gidiyoruz. Yani buradaki bir maçın skorsal değerleriyle alakalı bir durum değil burada. Ama biz her deplasman öncesi araba tedarikimizde, işte kardeşlerimiz oraya sek ve idaremizde sıkıntılar yaşıyoruz. Şehrin belli noktaları destek veriyor ama bu destek, geçen sene biz birincilikteydik. Yeterli bir destekti. Oradaki sahadaki kontenjanlarımız yeterliydi ama şimdi biz Süper Lig'deyiz. Ve bizim bu Süper Lig aşamamız, bizim bu seneyi en güzel şekilde atlatmamız Türk futboluna ve Samsun şehrine çok büyük değerler katacak bir yapı. Biz şehrin yöneticilerinin, idarecilerinin daha fazla katılmasını istiyoruz. Evet, belediye başkanlarımız belli aralıklarda katılıyor ama biz 15 günde bir deplasmana gidiyoruz. Yani 15 günde bir her belediyenin, her kurumun ve bu şehirde kazanan, bu şehirde yaşayan
iş adamlarımızın, iş kadınlarımızın destek olması gerekiyor. Çünkü bunlar bizim kendi çocuklarımız. Bu çocuklar oradaki aksiyonu daha coşkulu hale getiriyor. Onun için biz mutlak deplasman desteğine çok ihtiyacımız var. Ki gördük, biz orada 100-200 kişi tribünde görmüşsünüzdür. Biz bir Samsun şehrinin taraftarı Türkiye'de dolduramayacağı hiçbir stat yoktur. Ama biz yetersiz imkansızlardan dolayı orada 100-200 kişi gidip orada o sayıda maruz kaldığımız şeyler ortada. Onun için şehrin dinamiklerinin acil bir şekilde harekete geçmesi gerekiyor. Katılması gerekiyor. Çünkü gerçekten bu işin önü ve arkası çok uzun bir süreç. Çok uzun bir hazırlıklar var. Bunun için şehrin dinamiklerinin bu konuya katılmasını çok önemli davet ediyoruz. Yani bu artık, yani gerçekten bu çok büyük bir sorun haline geldi. Önümüzdeki maçlar da var. Onun için evet, bir tatsızlık yaşandı. Ama bundan ders almamız lazım. Bakın biz orada yalnız kaldık. Ama sağ olsun basının harekete geçmesi, Tonguç abinin o engabenin içerisinde basındaki arkadaşlarla, işte Ahmet kardeşimizle irtibata geçmesi, onların şehrin dinamiklerini harekete geçirmesi, Sayın Vekilimiz Fuat Göktaş'ın harekete geçmesi, işte MHP İl Başkanı Burhan Mucur'un, işte Milletvekili Ersan Aksu'nun, işte Mehmet Öseki'nin hepsinin bir harekete geçmesiyle orada şehir bir orada kendine sahip çıktı. Onun için bu şehir sahipsiz değil. Ama şunu da buradan çok belirtmek istiyorum. Biz şöyle bir algı var. İşte Yüksel Yıldırım paralı, işte Yüksel Yıldırım kulübün sahibi. Yüksel Yıldırım kulübün sahibi değil arkadaşlar. Sahipleneni. Sahip olmakla sahiplenmek arasındaki farkı ayırmamız gerekiyor. Evet. Bu adam sahiplenmiş bir durumda. Ve buradan bir ticari bir beklentisi yok. Sadece şehre karşı olan görevini, borcunu yerine getirmeye çalışıyor. Onun için hani her şeyi Yüksel Yıldırım yapacak diye beklemek çok mantıksız. Ki adamın da psikolojik olarak yalnızlaşmasına ve enerjisinin tükenmesine sebep olur. Hepimiz destek vermemiz çok lazım. Canlısı. Çok önemli bir şehirdeyiz. Bu şehir Türkiye'ye çok büyük değerler yetiştirmiş bir şehir. Ben inanıyorum ki bu seneyi biz güzel bir şekilde atlattığımız zaman biz Samsun Spor olarak Türk futboluna ve dünya futboluna katkı sunacağız. Değer katacağımıza inanıyorum. Onun için desteklerimizi bekliyoruz. Kısa bir şey daha söyleyeyim. Yıllarca Samsun Emniyet Müdürü çok titiz çalışmalar yapılıyor. Hatta eleştiriyorduk. Bu kadar niye yükleniyorsunuz, niye bu kadar disiplin var falan diye. Bunu gördük. Buradan da söylüyorum. Samsun Emniyetini, Samsun Spor Şubesini bütün iller kendine örnek alsın. Evet. Biz evet. Burada deplasman taraftarını görmüyoruz. Karşılaşmıyoruz yani. Güvenli bir şekilde buraya gelip burunları kanamadan gidiyorlar. Bütün illerimizde Samsun Emniyet Müdürlüğü'nden, Spor Şube'den ders almasını, nasıl yapıyorsunuz bir şey diye öğrenmesini söylüyorum. Aynı zamanda bir genel anlamda bir mesaj veriyorum. Samspor taraftarını kimse sınamasın, kimse sindirmeye, korkutmaya kalkmasın. Samspor taraftarını herkes bilir, tarihinde. Bilmeyen de kendi bilir. Aynen öyle, tarihinde bilir. Evet. Yani bu süreçte hani bizlerin ortaya koymuş oldu. Şimdi tabii ki bizler belki şu an önünde gözüküyoruz ama kademe kademe bizle beraber birlikte olan birçok kardeşimiz var. Binlerce biz, kardeşlerimiz var. Ama tabii. Bizim dostluk ortamımızın, bizim barışçıl, bizim kardeşhane, bizim yapıcı ortamımızın o basamak 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 bizim bütün alt kadrolarımıza kadar iletiliyor. Evet. Yoksa hani Tonguç abinin de dediği gibi baş veririz, baş yemeyiz. Yani biz Samsun Spor taraftarının tarihi de belli, mazisi de belli, yapabilecekleri de belli. Onun için bizlerin sağduyusu çok önemli. Evet. Ama lütfen şehir de artık bunu algılasın. Yani şehrin dinamikleri buna algılasın. Yani çok büyük bir emek var. Onun için teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Saygılar sunuyoruz. İyi günler. İyi günler.